Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Müslümanlar bir vücut gibi nasıl olabilirler? Demiş kardeşimiz. Kardeşler biliyorsunuz Müslümanların kardeş olmaları Müslümanların kendileriyle alakalı bir durum değildir. Yani Allah Azze ve Celle kendi katından bir merhamet ve yardımla Müslümanları birbirlerine kardeş kılmıştır. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki: "Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum fe'asbahtum bi ni'metihi ihvana." Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizler bir zamanlar birbirinize düşman idiniz. Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı ve sizler kardeş oldunuz. Demek ki bugün burada Kürdün Türk'e, Arap'ın Acem'e, beyazın siyaha hiçbirbirimizi tanımadığımız halde birbirimizi seviyor olmamız bu bizimle alakalı bir durum değildir. İslam gelmeden önce birbirine düşman, zelil ve rezalet içerisinde olan bir topluluktuk biz. Kürt Türk'ten nefret ediyordu, Türk Kürt'ten nefret ediyordu. Arap Acem'den nefret ediyordu, Acem Arap'tan nefret ediyordu. Zengin fakirden, fakir zenginden nefret ediyordu. Ne zaman ki İslam olduk, biz farkında olmadan Allah Azze ve Celle kalplerimizdeki o kini, cahiliye kalıntısını, cahiliye hamiyesini temizledi ve bizi birbirimize kardeş kıldı. Doğru mu kardeşlerim? Böyle. Ve Allah diyor ki bu nimeti hatırlayın. Sizler birbirinize düşmanken Allah sizi kardeş kıldı. Fakat sonrası bize kalmıştır. Yani Allah bizi kardeş kıldı. Allah bize nimetini tamamladı ama sonrasını bize bırakmıştır. İstiyorsanız diyor Allah Azze ve Celle, peygamberin hadiste söylediği gibi birbirini destekleyen bir vücudun azaları gibi, bir yeri ağırdığı zaman diğer yerlerin de ağırdığı bir beden gibi olun. İstiyorsanız da birbirini yiyen, birbirine düşman olan insanlar olun diyor. Gerisini Allah Azze ve Celle bize bırakmış. Kişi ne yaptığı takdirde Allah Azze ve Celle'nin bu kardeşlik nimetini koruyabilir kardeşlerim? İslam ahlakından kardeşlik hukukunu öğrenip kardeşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirdiği zaman kişi ve bu konuda da başkalarına bakmadan herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse toplumdaki bozulmayı kendi bozulmasına da delil olaraktan almazsa Allah bizi kendi katından bir yardımla kardeş kıldığı gibi bizim bu çabamız sonucunda da Allah kendi katından bir yardımla bu nimeti koruma ve devam ettirmeyi de bizim için sağlayabilir. Kardeşin kardeş üzerindeki haklarını biliyorsunuz kardeşlerim. Bir icabi haklarımız var, bir de selbi haklarımız var. İcabi haklarımız nedir kardeşlerim? Birbirimizi gördüğümüzde selam vermek, birbirimizin davetine icabet etmek, birbirimizin işte cenazesi olduğunda cenazesine katılmak, apşıran ve elhamdülillah diyen kardeşimize yerhamukamullah demek mesela. Bu bizim birbirimiz üzerimizdeki icabi haklarımızdır. Selbi haklarımız nedir kardeşlerim? Birbirimiz hakkında yalan söylememek, iftira etmemek, hırsızlık yapmamak, dedikodu yapmamak, zan yapmamak, birbirimizin ırzına kem gözle bakmamak, birbirimizin aleyhinde veya arkasında konuşmamak gibi İslam'ın belirlediği bir takım hukuklar var. Bunlara biz İslam ahlakı diyoruz. Allah'ın izniyle biz İslam ahlakına riayet edersek zaten otomatikmen İslam kardeşliği bizim aramızda sağlanır ve Allah Azze ve Celle bu nimetini bizim hakkımızda kemale erdirir. Allah Azze ve Celle bizi kendi dininde kardeş olanlardan kılsın. Bizi birbirimize kardeş kıldığı gibi bu kardeşlik nimetini de bizim hakkımızda kemale erdirsin. Allahümme amin.